Yeni bir videoda da karşınızdayız. Bugün İngiltere'nin Bath şehrindeyiz. Şehrin ismi nereden geliyor? Ya baktığımızda aslında içinde bir trik yok. İsim bölgedeki kaplıcalardan gelmekte. Burada yer alan eski Roma hamamları şehre ismini vermiş. Bu kaplıcalardan daha detaylı bahsedeceğiz tabii ilerleyen dakikalarda ama bu özelliğiyle Bath İngiltere'nin en özel şehirlerinden birisi. Aynı zamanda İngiliz edebiyatının en ünlü isimlerinden, İngiltere'nin en sevilen yazarlarından Jane Austen de yine bir dönem burada Bath şehrinde yaşamış. Bath şehriyle ilgili bir diğer önemli bilgi ise burası UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bir şehir. 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş ve paket olarak, tüm şehir olarak bu listeye girmiş ve bu özelliğiyle yanlış bilmiyorsak İngiltere'de bu unvana sahip tek şehir. Bath turumuzu Skyline Walk yürüyüş rotasıyla başlamak istedik. Burası epey uzun bir yürüyüş rotası ve yol boyunca birçok manzara tepesi var. Manzara noktası göreceğiz. Aslında uzun bir rota olduğu için hani enerjimize güvenemedik. Gün sonunda buraya gelmeye enerjimiz olur mu bilemediğimiz için sabah böyle enerjimiz tavanken rotamıza buradan başlamak istedik. Valla buraya gelirken de tamamen tesadüfen haritadan bir yol gözümüze kestirdik. Hatta Şükrü kestirdi ya burada bir nehir varmış. Buradan yürüsek şöyle yardırsak hemen çıkıyoruz diye. İnanılmaz güzel bir rota. Gittiğimiz her yerde o şehri böyle yukarıdan gören bir manzara tepesi, manzara noktası bulmaya çalışıyoruz. Bath şehrinde de bu Skyline Walk rotası manzara anlamında gelinebilecek en iyi yer. Arkamızda çok güzel bir Bath manzarası var. Güne çok güzel başladık. Şimdi bu uzaktan gördüğümüz güzellikleri yakından keşfetmek için tekrar şehre doğru iniyoruz. Bath şehrinde gezilebilecek bir diğer yerde Sidney bahçeleri. Bath şehri gerçekten orada böyle park, bahçe, yeşillik anlamında oldukça zengin bir şehir. Güne Skyline Walk'ta başladık, şimdi Sidney bahçelerindeyiz ama günün geri kalanında muhtemelen bir iki tane daha bir park, bahçe göreceğiz. Bu arada Sidney bahçelerinin hemen girişinde Holborn Müzesi var. İlgilenenler için onun da bilgisini verelim. Aynı zamanda ünlü İngiliz yazar Jane Austen de Bath'ta yaşadığı dönemde bu Sidney bahçelerinin hemen karşısında bir dairede yaşamış. Birazdan orayı da göreceğiz. Holborn Müzesi, Bath'taki halka açık ilk sanat galerisiymiş. Daha çok dekoratif sanatlar üzerine odaklanmış bu müzeyi ziyaret etmek isterseniz, burada Sidney bahçelerinin girişinde sizleri bekliyor.
Holborn Müzesi'nin hemen karşısında ise ünlü yazar Jane Austen'in Bath'ta yaşadığı dönemde kaldığı evi görebilirsiniz. Yalnız burası bir müze değil, günümüzde özel bir mülk. O yüzden camdan içeri çok da bakmayın. Birisinin evi sonuçta. Ama şehirde başka bir yerde bir Jane Austen merkezi var. Burası yazarın hayatı ve eserleri hakkında bilgiler bulabileceğiniz bir yer. Aslında sıradaki durağımız Pulteney Köprüsü'ydü ama yolumuz üzerinde listemizde de yer alan bir diğer parka denk geldik. Şimdi Parade bahçelerindeyiz. Zaten Pulteney Köprüsü'nün en güzel görüntülerini de burada bulacaksınız. Şehrinde size en güzel görüntüyü verecek yerlerden birisi istisnasız bu arkamda görmüş olduğunuz Pulteney Köprüsü. Bu köprünün özelliği şu, Floransa'daki o Ponte Vecchio veya Venedik'teki Rialto Köprüsü'nü hatırlayabilirsiniz. Köprünün üzerinde böyle mağazalar, kafeler, restoranlar var. Köprünün tarihine bakacak olursak 1700 yıllara dayanıyor yapımı. İşte o dönemde bu Bath şehrini biraz büyütmek istemişler. Şehri Avon Nehri'nin öbür yakasına doğru genişletmek istemişler. Burada tabi haliyle bir köprü ihtiyacı doğurmuş ve bu köprünün yapımına başlamış. Köprünün yapımının esasında birçok zorlukla karşılaşılmış. En son 1936 yılında yapılan restorasyonla köprü bugünkü halini almış. Köprüsü üzerinde birçok kafe ve restoran var. Ama Bridge Cafe'nin önden geçerken kafanızı şöyle bir uzatıp bu cam kenarındaki masa boş mu diye bir bakın. Eğer boşsa bu masa güzel bir kahve molası için harika bir yer. Şimdi de Bath'ın en simge yerlerinden biri olan Bath Manastırı'ndayız. Gotik tarzdaki bu manastır kilisesi Bath'ta yaşayanlar için önemli bir ibadet yeri, turistler için de şehirdeki en popüler yerlerden birisi. Kilisenin içine de gireceğiz ama girmeden önce dış cephesinde yer alan Hazreti Yakup'un merdivenleri ve merdivende yukarı çıkan melek figürlerine bakmayı unutmayın. Bath'tayız, dolayısıyla kaplıcalardan bahsetmemek olmaz. Ne de olsa şehre adını veren şey zaten buradaki kaplıcalar. Hemen Bath Manastırı'nın yanında Roma hamamlarını göreceksiniz zaten. Bunun şöyle bir hikayesi var. 1600'lü yıllarda bu bölgede böyle yer altından bazı kokular geldiğini görmüşler ve bunu araştırmak için burada bir kazı çalışması başlatmışlar.
Yapılan bu kazı çalışmasının sonucu burada bir Roma hamamı bulunmuş. Ve bu hamamın böyle milattan sonra 60'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilmekte. Buradan çıkan doğal kaynak suyun sıcaklığı ise 46 derece. Bu termal suların keyfini çıkarmak için Roma hamamı dışında size bir yer daha tavsiye edelim. Doğal kaplıca suyunun tadını çıkarabileceğiniz Terme Bath Spa, bath gezinizi zirveye çıkaracak bir deneyim olacak. Özellikle teras kısmında yer alan ve şehrin 360 derece manzarasını görebileceğiniz bir açık havuzu olduğunu söylersek başka da bir söze gerek kalmayacaktır zaten. Biz buraya daha önce gelmiştik, o yüzden bu sefer girmiyoruz. Ama hazır buraya gelmişken sizlere dışarıdan gösterelim istedim. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi de The Circus'tayız. Yani çember. Adından da anlaşılacağı gibi böyle etrafımızda bizi çepeçevre saran binalar var. Georgian döneminden kalma binalar. Her biri 3 katlı ve burada 33 tane bina var. Anladığım kadarıyla başka da bir olayı yok. Buradan biraz daha ileriye devam edeceğiz. Royal Crescent'a doğru gideceğiz. Orası da yani çember değil, hilal şeklinde ama aşağı yukarı benzer bir yapı. Royal Crescent'a doğru devam ediyoruz. Hilal şeklinde inşa edildiği için Kraliyet Hilali adı verilmiş bu evler 18. yüzyıldan kalma ve önündeki yeşil alanla birlikte çok güzel bir görüntüye sahip. Hilal şeklindeki yapının en başında yer alan bir nolu bina ise günümüzde müze olarak kullanılmakta. Bath'ta günü bitirdik. Hava kararmış gözüküyor aslında ama daha saat aslında 4'ü, çeyrek 20 falan geçiyor. Bath'a geleli topu topu 4 saat oldu aslında. Ama 4 saatte Bath'ın hakkından geldik. Buradan böyle tekrar şehir merkezine doğru gideceğiz. Güzel bir yerde kendimizi güzel bir yemekle ödüllendireceğiz. Şimdi tabii öyle Bath'ı 4-5 saatte paketledik dedik ama biz buraya daha önce gelmiştik, buraları daha önce gezmiştik. Bugün böyle hızlı bir şekilde sizlere olabildiğince fazla yer göstermeye çalıştık. Bugün bu videoda gördüğünüz her yeri gezmek isterseniz böyle Bath'a bir gece konaklamalı 2 gün gelmenizde fayda var. Ama günü birlik seyahat yapacaksanız da güne erken başlamanızı tavsiye ederiz. Çünkü gerçekten Bath'ta gezilecek, görülecek çok yer var. Görülecek çok yer var derken hani bizim bu sefer pandemi sebebiyle girmediğimiz, gezmediğimiz ama daha öncesinde gezip şiddetle tavsiye ettiğimiz iki atraksiyon var. Bunlardan bir tanesi Roma Hamamları turu ama daha da önemlisi Termea Spa'da bir spa keyfi. O yüzden siz Bath'a geldiğinizde Maps & Bags gibi gezmeyin, insan gibi gezin. Bunları da plana alacağınız daha keyifli, daha uzun, sakin bir Bath turu planlayın. Umarız bu video sizler için güzel bir Bath rehberi olmuştur. Bir sonraki seyahatte, bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Görüşmek üzere.